Evet, şu an Balıkesir'imizin valisi Mustafa Yaman'la birlikteyiz. Evet sayın valim, 2 ay oldu geleli ve çok güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde başladınız. Balıkesir'le ilgili neler söylersiniz? Bildiğiniz gibi Türkiye'nin önemli illerinden bir tanesi. Zengin doğal kaynakları, yeraltı ve yerüstü kaynakları var. Kendi kendine yeten, hem kendini doyuran hem de Türkiye'yi doyuran bir il. Tarım ve hayvancılık potansiyeli çok iyi. 5 tane organize sanayi bölgesi var. Yani sanayisi de iyi olan illerimizden bir tanesi. Tabii bu 2 ay içerisinde 20 ilçemiz var bildiğiniz gibi. Bunların hepsini dolaştım. Dolaşma fırsatı buldum. Hem oradaki merkez idarenin yetkilileri, hem yerel yönetim yetkilileri, hem ticaret odası ve sanayi odası başkanlarımız, borsa başkanımız, hem yatırımcılar, hem de esnafla ve vatandaşlarla konuşma imkanı oldu. Bu bir avantaj tabii, hemen ilin ile başlamamın ilk 2 ayında bütün ilçeleri gezme. Tabii büyük bir il, 14.500 kilometrekare alanı olan, aşağı yukarı denize kıyısı 300 kilometre olan, baktığınızda 3 ayrı bölgesi olup bu 3 ayrı bölgenin farklı güzellikleri ve farklı zenginlikleri olan gerçekten yaşanacak bir il. Sayın Valim, peki 20 ili gezdiniz, her yere gittiniz, ilçelerimize gittiniz. Peki size göre aksaklık olan yerler var mı? Müdahale edilmesi gereken yerler var mı? Mesela oraların çözüme ulaşacağı yerler var mı? Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Tabii Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber sık sık istişare ediyoruz, Edip Bey'le beraber. Sağ olsun kendisi de hem tecrübeli bir siyasetçi, hem de bu şehri iyi bilen, hem esnaflığı iyi bilen, ticareti iyi bilen, hem de siyaseti iyi bilen, iyi bir idareci. Öyle ona gördüm. O nedenle de Büyükşehir Belediyesi'nin alanlarında valilik olarak onlara destek olacağımızı belirtmek isterim. Onun dışında bize düşen, valimize düşen her alanda da projelerimizle eksik gördüğümüz noktaları inşallah tamamlayacağız. Tabii biraz önce sanayi, 5 sanayi, organ sanayi bölgemiz olduğunu söylemiştim. Bu alanlar içerisinde eksik olan yatırımcılar buraya davet edeceğiz. Yatırımcılara ilimizin açık olduğunu söylemek istiyoruz. Tabii bunu söylerken de çevreye duyarlı sanayileşme arzu ediyoruz. Çünkü ilimizin doğal güzelliklerini bozmak da istemeyiz. Yani hem tarım hayvancılığı, hem çevreyi, hem sanayiyi, hem turizmi inşallah birlikte götüreceğiz. Biraz önce hani sorduğunuz eksik olan yerler var mı diye, onları zaten tespit ediyoruz. Hem arkadaşlarımız bize eksik olan yerleri söylüyor, hem bizim de bu gezilerimizde tespit ettiğimiz noktalar var. Onları dediğim gibi zaman içerisinde projelendirip kısa sürede bize düşen alanlarda kendimiz, ama bizden destek istenen alanlarda biz destek olarak inşallah buraya hayırlı hizmetler yapacağız. Evet. Peki Balıkesir deyince Balıkesir Spor'da akla geliyor ki maçlara da gidiyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. Balıkesirli sporla ilgili neler söylersiniz? Tabii şu anda sıkıntılı bir durumda. Bunu siz de benim gibi izliyorsunuz. Bu hafta sonunda önemli bir maçı var. Burada Fenerbahçe ile beraber maç yapacaklar. Tabii Balıkesir Spor, yani sporun her alanına destek veriyoruz valilik olarak. Balıkesir Spor'da bu şehrin bir marka takımı. O nedenle de elimizden geldiği desteği vermek isteriz. Bunun için de hem seyircilerimize, taraftarlarımıza bu kulübe sahip çıkmalarını söylüyoruz. Hem de biz de yanlarında olacağımızı belirtiyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde bu sıkıntılı durumdan kurtulur diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Peki Sayın Valim, buradan ekranları başındaki izleyicilerimize, Balıkesirlilere bir mesajınız var mı? Onu da alalım. Elbette biraz önce söylediğim gibi, yani bu şehrin marka sektörlerdeki markalaşma oranını yükseltmemiz gerekiyor. Bunu hep beraber yapacağız. Özellikle turizm bizim için çok önemli. Körfez bizim için çok önemli. Yine Marmara kıyısında turizm alanlarımız var. Onlar önemli. Sanayi çok önemli. Biz sanayide de Türkiye'de marka olmak isteriz. Turizmde marka olmak isteriz, sanayide marka olmak isteriz. Tarım ve hayvancılık da yine aynı şekilde. Ben hem yatırımcıları ilimize
yatırım yapmaları için çağırıyorum. Hem de biz her türlü desteği kendilerine vereceğiz. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Sizin aracınızla da hem Balıkesirli vatandaşlarımıza hem Türkiye'ye selam ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.